Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Epic Skulls için paket açılımı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. 50 futbolculuk paket içerisine bir tane Epic futbolcu eklendi. O da Skulls. Kendisini çıkarana kadar devam edeceğiz. Bakalım kaçıncı sırada kendisi gelecek. Skulls'un yanında 3 tane Red Card futbolcu var ama öyle seviyeleri çok yüksek değil. Skulls'u çıkarmaya çalışacağız ve gelene kadar devam edeceğiz. Sonrasında hemen bir maçta oynayalım kendisiyle arkadaşlar. Bir tane ücretsiz açma hakkımız var. Tek atar mıyız? Buradan bir Skulls'a tıklayalım. Şöyle birazcık sayfalarda gezelim. Aşağıya doğru indik. Taktiğimiz bu olsun. Birkaç defa da ücretsize tıklayalım. İptal et diyelim. Şöyle birazcık basalım ama. İşe yarayacak mı? Ücretsize tek atabilir miyiz? Bastık gitti. Herhalde 6 olabilir. Olmadı. Bir an dedim acaba çıkaracağız mı? İçerisi de beyaz yanda Epic girişi de olmadı. İlk isim standart kat 3 yıldızlı. Göbek futbolcusu oldu. Şimdi 900'e basalım. 900 900 devam edelim. İlk 900'e gelir mi? Tek atar mıyız? Yok olmadı. Ne yazık ki çıkaramadık. Atla diyelim. Şimdi içeride Red Card sayısı da az olduğu için 3 tane Red Card bile vermedi. Keşke Red Card sayısını da fazla ekleselerdi. Giren isimler bu futbolcular. Premier Lig'den bu isimler. İkinci 900'ümüz. Bu sefer olur mu? Yine olmadı. İkinci açılıma renkli kart futbolcu geldi. Santrafor Höylund. Belki fuller deneriz kendisine ama. Altay Bayındır da geldi Altay Bayındır. Manchester'dan Casemiro Antony da var. Casemiro da tabii 4 yıldızlı isim. 4 yıldızlı futbolcular içerisinde en iyi oyunculardan bir tanesi bulunduğu pozisyonda. 5 yıldızlı gibi futbolcu. Savunması çok iyi ama ne yazık ki hızlama değerleri düşük. Şimdi 3. 900'ümüz olacak. İçeride 29 tane isim var. 19'a düşmüş olacak. Bu kritik. Bunda belki gelebilir. Bir arkadaş paylaşmış. En sona kalmış Twitter'da. Gördüm. 49 taneye gelmiyor. 50. sırada Skos vardı. Bizde keşke gelse. Olmadı. Ben bundan umutluydum. Gelir diyordum. Atla diyelim. Renkli kart dahi vermedi. Şarın yanındaki isimler de bu isimler. 3 yıldızlı 3 yıldızlı futbolcular. 19 tane isim var. İşte bu kritik. Artık bundan sonra 9 tane futbolcu kalıyor. İçeriye girdiğimiz zaman da çıkardıklarımız. Dışarı geldik. Bir 100'e tıklayalım. Belki 100'e çıkarırız şimdi. Pat geliyormuş. Ya kalmadı öyle bir şey. Şimdi 900'e basacağız. Gelme ihtimali yüksek ya da sona kalacak artık. Pakette 18 tane isim var. Onu gelecek 8 tane futbolcu kalıyor. Artık gelmesi lazım. Ve sonunda geliyor arkadaşlar. 103 seviyeli Skulls ama bayağı bir uğraştırdık. Çok geç geldi. Yanında o diğer renklileri de alsa keşke. Şimdi kendisini fulleyelim arkadaşlar. Hemen de bir maça çıkalım. Bir sahada kendisini de görelim. Skulls'un gelişi de bu şekilde. Pasları çok iyiydi. Hız değerleri normaldi. Şut gücü çok yüksek. Savunması o kadar iyi değildi. Özellikleri bu şekilde de kendi istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. 103 seviyeye kadar da çıkmakta. İçeride de az futbolcu kaldı. 8 tane isim kala. Çok geç verdi Skulls'u. Skulls'u kadroyu yerleştirecek olursak şimdilik şöyle bir atalım. Kullanmayacağımız bazı oyuncuları silelim arkadaşlar. Çünkü Skulls'u fulleyecek kadar antrenörümüz olmadı. Skulls bayağı bir antrenör istedi ama. Hala basmaya devam ediyoruz. 113.000 DP'ye kendisini fullleyebiliyoruz. Kendisini otomatik dağıtırsak 103 seviye. Ufak tefek değişiklikler yapsak da 103 seviyeye kadar yine çıkabilmekte. Otomatik dağıt diyelim. 12 tane pasına bastı. Pasları çok yüksek. Kadromuzda da artacak. Bitiriciliği 80 ki bitiriciliğine hiç basmadı. Ona rağmen yüksek. Savunmaya 8 tane mi bastı? Kaç tane? 8 tane basmasına rağmen bu kadar. Çok da yükselmedi. Şimdi hangi pozisyonda oynatacağımız da önemli. Skos'tan ne bekleyeceğiz? Ofansif orta saha gibi hücumda etkili olmasını mı? Bir göbek futbolcusu ayağını pasları çok iyi olsun. Ayrıca savunması da iyi olsun mu diyeceğiz. Şimdi bir şekilde değiştirmemiz lazım. Bakıldığında 10 tane hıza basmış ve 83. 8 tane savunmaya basmış. Fiziksel temas hiç yok. 12 tane çok fazla, ben oradan birazcık alayım. Hatta biraz daha alabilirim de. Kadromda da artacak. Hatta 8'e düşüreyim ben onu. Hızlanması 81. Oraya da 8'e çıkarabilir miyim? Çıkardım. Savunma çok fazla. Ben 4 tane basayım. 12 tane ilerleme puanım var. Fiziksel temas da aslında biraz bassam mı diye düşündüm. Bitiricilik. Şut çekeriz. En azından düzgün şutlar çeker ki zaten bitiriciliği iyiydi. 4 tane biz bastık. 84 kadromuzda da artacak. Şutları da etkili olacak. Şöyle baktığım zaman hızı düşük ama. Hız gerçekten düşük.
İki tane de hıza bastık. 85 oldu. 12 tane basmış olduk. 4 tane buraya bassak 4 tane kalıyor. Bu 4 taneyi nereye versek diye baktım. Hızı 83. Hıza verdiğim zaman 3 tane götürüyor. Bir tane ilerleme puanımız kaldı. O bir taneyi nereye versek diye de düşündüm. Ya da hızdan bir tane alıp başka bir yere 2 tane de verebiliriz. Savunmaya o zaman 2 tane verelim. Yine savunmayı 6'ya kadar çıkarmış olduk. Hızı 83 kadromuzda da birazcık artacak. Çok hızlı bir isim olmayacak ama birçok özelliğini aslında biz arttırdık. Onayla diyelim, bu şekilde bir sahada deneyelim. Böyle de 103 oldu. Ben bakmamıştım bu şekilde 103 oluyor mu? Güçlendiricili menajerimiz de yok. Normal marketteki menajerle de yine 103 seviye oldu. 1.70 boyunda, 29 yaşında, sağ ayaklı, boşluk kovalayan oyuncu, oyun tarzına sahip, uzun top uzmanı, uzaktan şut atabilir. Yapay zeka oyun tarzları var. Ofansif farkındalığı çok yüksek değil. 76. Top kontrolü güzel. Top sürme 83. Sıkı top tutma 90. Paslarından 2 tane indirmiştik galiba. 12 taneydi ama en son kaça indirdiğimizi unuttum. Belki 8'e falan mı düşürdük arkadaşlar? Ona bakabiliriz ama ona rağmen hala iyi. 92, 88. Bitiriciliğini yükselttik. Bir de güçlendirici var. 88. Kafa 78. Savunması bu şekilde. Biz 4 tane, 6 tane basmıştık. Hızı 85, hızlanma 88, şut gücü 99, dayanıklılığı 93, fiziksel temasını birazcık arttırdık. Biraz da güçlendiricinin etkisiyle 81. Zayıf ayağını nadiren kullanıyor ama kullandığında etkili kullanmakta. Çalım becerisi hiç var mı acaba? Kafa, yükselen şut, uzun mesafe şut çekme, gelişine şut, tek pas, ara pası, dengeli pas, yerine orta, hafif yüksekten pas, mücadele ruhu. Güzel beceriler var ama öyle çalım becerisi yok kendisinde. Veron bir ofansif olsa, iki santrfor. Bir böyle deneyelim arkadaşlar. Haaland'ı da sağ tarafa çekelim. Tamamdır. Bir bakalım. Maça böyle çıkalım ama menajerimizi değiştirelim. Xabi Alonso olsun. Takım oyun tarzımızı da değiştirelim. Top çevirme değil. Hızlı kontratak. 3 sinyal gücünde rakibimiz var. İlk başta 2 gösterdi. Sonra 3'e çıktı. Rakibimiz geldi. Manchester City takımını seçmiş bir arkadaşımız. Otomatik maç desteğini kapatalım arkadaşlar. Skos yorulsa da oyunda kalsın. Kapalı diyelim. Form durumuna baktık. Skos bu şekilde. Casemiro bayağı iyiymiş. Bergkamp da iyi. Bergkamp'la o zaman başlayalım. Rakibe bakalım. Bu şekilde. Sağ açık. Solda GF. Bir ofansif orta sağ, bir göbek şeklinde. Savunmada çok ilginç. Rice'i stoper olarak kullanıyor. Marquinhos'u sağ bek. Costa Curta'sı sol bekte. Kenarda Rashford'u fullememiş. Kenardaki isimler bunlar. Alexander-Arnold. Veron'muş. Ben Scott zannettim ilk başta. Döndük, vurduk. Bergkamp direkt. İşte Bergkamp'ın bunları atması lazımdı. Veron. Scholes. Burada Bergkamp. Scholes'un çok güzel bir koşusu var. Gelişine şut, topu ağlarda. Skos'un koşusuna doğru attık. Önüne doğru pas. Etkili vuruş kaydetti. Herhangi bir hata yapmadı. Çok düzgün bir vuruş. Bitiriciliği de yüksekti. Bir de ceza sahası dışından çekebilirsek şutlar çekeriz arkadaşlar. Tabi paslar, ara pasları yapabilirsek onları da denemek lazım. Olmadı başka maçlarda. Bu maçtan da olabildiğince deneyelim. Mesela burada savunmaya geldi. Yardımda bulundu. Şimdi şöyle bir pas. Hadi Bergkamp. Michael Owen alamadı ilk başta. Alexander çıkmadan çıkar top ne yazık ki. Alexander Ant'a doğru. Bir kafa olmadı. Veron sol ayağıyla. Oo, orada dönecektik. Çok rahat aldı. Bir de ittirdi. Darbede de bulundu. Arkaya kaçırmamak lazım. Van Dijk. Etkili bir vuruş olmadı. Burada Veron. Alexander-Arnold. Dedim ki arkaya indirip vuralım. Aslında ön tarafta da belki vurabilirdik. Skos normal şut. Yine de iyi. Taç bizim. Skos geldi, orada aldı. Pası verdi. Michael Owen önümüzü açıp şutumuz kaleci. Skos geliyor. Skos yapma be Skos. Pas ver dedim ben orada ama topu kontrol ederken kaybetti. Geçmedi pas. Martinelli. Skos.
Bu kaleci de hiç tutmuyor. Sektiriyor sürekli. Michael Owen. Yapma be. Basit bir hata oldu. Kalecimizi de çıkardık. Oo, direkt. İlk defa rakibimiz çok tehlikeli geldi. Orada bir pas hatası. Çok klas bir gol atacaktı ama. Topun dibine girdi. Bir tık daha az vursaydı düşük güçte goldü. Martinelli şık vuruş yok işte. O kötü oluyor. Şimdi Martinelli şutumuz çok iyi bir gol attı. Sağ tarafa doğru fake şut yaptık arkadaşlar. Biraz önümüzü açıp açımızı da çok güzelleştirdik. Burcuları da bayağı bir şaşırtabiliyor bu hareket. Kaleye isabetli şut. Sert şut golü getirdi. Bak arkaya kaçırmayalım. Neymar. Oo, harika bir pas. Pas müthişti ama. O aradan çok iyi gördü, verdi pası. 2-1 oldu. Uzatma dakikalarında fark 1'e indi. Oyuncu hiç değiştirmedik. Rakip de değiştirmedi. Şimdi hücum düzeyini bir arttırdı. Bir ataklık vakti oldu derken Martinelli ve maç bitti. Bir oynadığımız bir maç oldu. Skos rakip ceza sahasına koşu yaptı. Doğru yerde topla buluştu. Tekte golünü attı. Mesela Skos için güzel işlerdi. Oyuncu derecelerine baktığımız zaman Martinelli 7,5 derece aldı. Çok güzel bir gol kaydetti. Veron 7 derece, Skos 7 derece, Bergkamp 7 derece. Önemli anları da bakacak olursak özellikle de Skos'un bu attığı golde pası verdikten sonra koşusu harikaydı. Elini de kaldırıyor bir de. Sonra dedim ki ona bir topu atalım. Tek de çok güzel bir vuruş yaptı. Bir forvet gibi vurdu. Bitiriciliği de iyiydi. Bergkamp'ın pası. Tek de Skos'un köşeye güzel bir vuruşu. Skos'un ceza sahası dışından da şut denemeleri. Normal vurmuştuk. Dudak uçuk atan değildi galiba. İki tane öyle vurduğumuzu hatırlıyorum. Michael Owen'ın şutu. Kalecinin burada kurtarışları. Skos'un bir şutu daha. Normal vurduğumuz. Dudak uçuk atan dedi. Normal şutumuz. Bu çok öyle iyi bir şut değildi aslında. Burada da Martinelli'nin golü. Şimdi çift vuruş olmadığı için fake yapıp öyle şut çekeyim dedim. Fake yaptık. Sağa doğru alıp isabetli güzel vuruş kaydetti. Çift vuruş olsa ben çift vuruşla deneyecektim aslında. Martinelli çift vuruş çıkaramadık. Burada da tam böyle bomboş alan kalecinin o sol tarafı isabetli düz vurdu. Golü kaydetti. Skos'a da kısaca değinecek olursak pasları iyi, şutları iyi, bitiriciliği iyi olan bir futbolcu. Hızını bir tık da yükseltmiştik. Güzel, hoş futbolcu. Ama çok fazla futbol parası harcanır mı derseniz daha özel, yüksek seviyeli isimler zaman zaman oyuna gelmekte. Özel becerili oyuncular da gelebiliyor. Bomboş şut becerili oyuncular olsun. 106 Messi mesela geliyor o gençlik zamanı hızlı. Böyle her zaman olmasa da bazı zamanlar çok güzel futbolcular oyuna gelmekte. Belki ileride Rummenigge'nin çok etkili bir kartı gelebilir. Michael Owen'ın değişik isimlerin kartları da oluyor. Onlar için belki futbol parası biriktirmeye devam edilebilir. Ya da futbol parası alınacaksa ileride gelecek o futbolcular için alım yapılabilir. 2025'e de az bir zaman kaldı. Artık Konami 2025 demiyor ama o büyük güncellemeden sonra gelecekleri de bekleyebiliriz. Hatta pazartesi günü savunma futbolcuları gelecek. Maldini mesela harika duruyor arkadaşlar. Kaleci Çeh gelecek. O tarz farklı pozisyonlarda da yüksek seviye isimler geldiğinde açılımlar gerçekleştirilebilir. Skos'un oynadığı pozisyonlarda göbek olsun, ofansif orta saha, defansif orta sahada çok güzel futbolcular da oyunda yer almakta. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.